İyi akşamlar diliyorum. Siyasetin Merkezi programının yeni bir bölümünde tekrar sizlerle karşı karşıyayız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sayın Erol Tutal, emekli kor general. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Tutal'la Türkiye'nin jeopolitik yapısını, jeostratejik yapısını ve Türk siyasetinin bugünkü gündemini ve yaklaşan seçim sürecini konuşacağız. Ve bununla ilgili bir takım düşüncelerini ve değerlendirmelerini kendisinden rica edeceğiz. Tabii Sayın Tutal emekli olduktan sonraki süreçte vatana yıllarını verip Türkiye'nin savunmasını göğüsledikten sonraki süreçte tabii vazifesinin bitmediğini düşünerek ordudan emekli olduktan sonra siyaset sahnesinde ülkeye, milletine hizmet etmek için çaba sarf eden, bu konuda düşünen, fikir üreten insanlarımızdan, değerli insanlarımızdan bir tanesi kendisi. Öncelikle Sayın Tutal'a hoş geldiniz derken seyircilerimize, Ege Türk izleyicilerine kendisini kısa da olsa bir tanıtmasını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Her ne kadar siz beni tanıtırken benim söyleyebileceğim her şeyi hemen hemen söylediniz, bize ne kaldı diye düşünüyorum ama yine şöyle bir kısa özet tanıtım yapmak isterim. Her şeyden önce değerli Ege Türk seyircilerini de saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Benim biraz önce de ifade edildiği gibi isim Erol Tutal, emekli kor generalim. Tabii bu rütbeye gelene kadar Türkiye'de çeşitli birliklerde, çeşitli görevlerde bulundum. Neticede son olarak Ankara'da 4. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttüm. 2001 yılında da kadrosuzluk nedeniyle emekli oldum. Mesleki gelişimim içerisinde Kara Harp Okulu'ndan piyade subay olarak mezun olmuştum. Evet. Sonra Kara Harp Okulu eğitimimi tamamladım. Daha sonra 2,5 sene kadar bir süreyle Alman Sevk İdare Akademisi eğitimini tamamladım. Ondan sonra Almanya'da yarbay, albay rütbelerinde kara askeri ateşeliği görevini yaptım. Tuğgeneral olduğumda da tekrar silahlı kuvvetler ateşeliği görevini yaptım. Yani biraz Almanya ağırlıklı bir meslek yaşamım oldu. Harp akademilerinde öğretmenlik görevini, öğretim görevlisi görevini yürüttüm. Bugünkü komuta katındaki çok değerli silah arkadaşlarım benim hocalık zamanımda yetişen değerli, çok değerli arkadaşlardır. Kendilerine de saygılar sunuyorum. Evet, tanıtabilirim. Evet, ya, teşekkür ederiz. Tabii ki insan kendisini anlatması çok zor. Evet. Tabii siz yıllarınızı verdiniz Türk ordusuna. Ve çok önemli görevler yaptınız Türk ordusunun içerisinde. Tabii bunları siz anlatsanız herhalde bir program bile yetmez. O açıdan tevazu gösterip kısaca kendinizi izah ettikten sonraki aşamada bugünü konuşalım isterseniz. Evet. Şu aşamada bir yaklaşan şey var, bir seçim süreci var. Evet. Belki yaparsam o da değerli seyircilerimiz için ilginç olabilir. Kolordu Komutanlığım sırasında 1999 yılında malum iki tane çok büyük deprem yaşadık. Birinci depremde nispeten İstanbul'a yönelik, Kocaeli İstanbul ağırlıklı bir depremdi. Buna rağmen benim kolordumun sorumluluk sahası içerisinde kalan birliklerim nedeniyle o depremde de müdahil olma durumunda kaldım. Ama ikinci depremde özellikle Düzce, Kaynaşlı, Bolu bölgesinde yaklaşık üç ay süreyle, ki birinci depremden aldığımız derslerle ikinci depremin acılarını biraz daha hafiflettiğimizi düşünüyorum. Ama bu üç aylık süre içerisinde aldığımız tedbirler, yürüttüğümüz faaliyetlerle oradaki vatandaşlarımızın acılarını önemli ölçüde dindirebilmek için gayretler içerisinde olduk. Ve iftiharla söylüyorum, çok büyük bir onur duyarak söylüyorum. Oradaki faaliyetlerimiz nedeniyle her iki ilin belediye meclisleri aldıkları, yani Düzce ve Bolu, evet. Düzce o zaman ilçeydi, sonra il oldu. Aldıkları birer kararla beni fahri hemşeri olarak tanıdılar. Ben iki ilimde fahri hemşerisiyim.
Zaten Türk ordusun diğer ülkelerdeki ordulardan ayıran unsur bu. Aslında sadece ülke savunması değil. Ülkede olabilecek veya olan her türlü afetler olsun, ona benzer bir takım sıkıntılar olsun, ilk başvurulacak olan, ilk müdahale eden askeri oluyor tabii, Türk ordusu oluyor. Yani hemen her şeye yetişiyor bu anlamda ve kendini bu şekilde bir mesul gören bir anlayışa sahip. Çünkü sadece savunma değil, aynı zamanda koruma ve kollama görevini de üstlenmiş oluyor en azından. Ne kadar biraz oynadılar son zamanlarda ama koruma kollamayla biz gene de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu andaki mensupları da aynı düşüncededir tahmin ediyorum. Biz bu orduda yetişmiş, bugününü Türk milletinin bize bahşettiği imkanlarla elde ettiğinin bilincinde olan insanlarız. Ve Türk milletine hizmetle kendimizi yükümlü gören insanlarız. Emeklilik bir işlemdir. Nitekim ben de işte 15 seneye yakın bir süre oldu, emekli oldum. Ama içimdeki duyguları hiç bir zaman unutmadım. Hep dedim ki ben Ankara'da bir işçi babanın gecekonduda yetiştirdiği bir evlat olarak bugün kor general rütbesine gelebildiysem bu devletin, bu milletin sayesindedir. Tabii ve ki. Ben tabii o millete ki. De o devlete hep hizmetle kendimi yükümlü gördüm. Onun için de halen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğru, doğru. Yani peki, yani şimdi ülke savunmasının yanında işte dağda bir yangın çıkar, ormanda tabii, asker tabii, orada. Sel basar, asker orada. Efendime söyleyeyim, deprem olur, asker orada. Siz de bahsettiğiniz gibi. Veya bir kurtarma olacaktır asker orada. Tabii siz bu görevleri ifa ettikten sonra sonuçta vatanın her noktasına sahip çıkma içgüdüsü oluşmaya başlıyor. Ama bu tabii bazı kesimlerde bir vesayet kurumu olaraktan adlandırılmaya başlanarak biraz itibarıyla oynandı açık konuşmak gerekirse. Bu planlı bir oynamaydı. O plan içerisinde, kurgu içerisinde öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hükümete karşı herhangi bir memleket lehine, millet lehine, devlet lehine tutumunun önlenmesi gerekiyordu. Ki istedikleri düşünceleri veya planladıkları her şeyi istedikleri gibi veya istendiği gibi yerine getirebilsinler. Nitekim malumunuz ben şu anda Merkez Parti Genel Başkan Yardımcısıyım. Sayın Genel Başkanımızın da birkaç konuşmada dile getirdiği gibi AKP'nin bir proje partisi olarak ortaya çıkartıldığı ve bu projenin gerçekleşebilmesi için de kendisi önünde gördüğü engellerin bertaraf edilmesi gerektiği, bunun için de hepsinden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir engel olarak görüldüğü hep zikredildi, biliniyor artık. Son Balyoz davasındaki beraatlerden sonra Ergenekon davası da inşallah iyi şekilde sonuçlanacaktır. Maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece bugün bu mezalimi çeken, eziyeti, zulmü çeken insanlar için değil, geleceği için de büyük bir kumar oynandı. Şimdi o ruh tekrar yeniden yaratılmak durumunda. Şimdi tabii o Ergenekon ve Balyoz davalarına bir şekilde değinmemiz zaten gerekiyor. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten vesayet kurumu mu şey? Hayır, Türk ordusu? Kesinlikle. Yani şimdi bir güven araştırması yapıldığı zaman, toplumda bir kamuoyu yoklaması yapıldığı zaman en başta Türk ordusuna güven söylenirdi. SET kurumu daha aşağılarda olurdu. Acaba bu güven anlayışını, toplumdaki bu duyguyu yok etmek, törpülemek amacıyla mı sizce bir takım şeyler yapılıyor? Yani bir vesayet, yani aslında vesayet kavramı da çok daha açıklanmış bir hadise de değildir ama yani şimdi kurum içinde yanlış yapanlar yok mu? Tabii ki var. Yani her kurumda vardır yanlış yapanlar. Zaman zaman hata yapan yöneticiler olduğu gibi şeyde de Türk ordusunun yönetim kademesinde de bazı hatalar olmuştur bugüne kadar. Olabilir de. Ama bu ülkede özgür ve bağımsız yaşayabilecek bir Türk milleti için Türk ordusunun mutlaka itibarlı ve çok güçlü olması gerekiyor. Muhtemelen siyaset kurumunun da Türk ordusuyla çok iyi ve sağlıklı bir ilişki kurması gerekiyor. Ancak bu güzergahtan geçersek Türkiye'de sağlıklı demokrasiyi işletebiliriz. Şimdi yaşadıklarımıza bakarsanız
sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'yle değil, kendilerinin zaman zaman çok önde tuttukları, güvendikleri, efendim destan yazdınız diye övdükleri polis teşkilatımız bile bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin maruz kaldığı muamelenin benzerlerine maruz oluyor. Evet. Yani bir laf var. Ben demokrasiyi çok severim. Benim partim kazanırsa, her şey benden yana olursa, herkes bana biat ederse, herkes benim her sözüm için sizi Allah başımıza gönderdi, sizden daha büyüğü yok, peygambersiniz, tövbe aşağı, Allah'sınız, Allah'la eşitsiniz gibi saçma sapan ifadelerle insanı megalomanlaştırırsa, bu daha sonra bu insanların ortaya koyacağı tedbirler bunlar oluyor. Evet. Bir sene önce efendim destan yazan polislerin 1700 tane emniyet müdürü birden bir gecede emekli ediliyor. Polis koleji kapatılıyor, polis akademisi kapatılıyor. Bunlar yapmak için değil, yani, yıkmak için gelmişler. Evet, bu Türkiye'nin bölünme bitirilme planına hizmet eden ara taşlar. Evet. Ara taşlar. Yani bugün işime yarıyorsun, bugün seni kullanırım, yarın sen benim önüme engel olabilirsin, o zaman sen tuğ kakasın. Yani her şey darbe ise nasıl bir ortamda yaşıyoruz belli değil. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri vesayet altında tutuyor ise memleketi, o zaman 17-25 Aralık'ta mı bir vesayet acaba? Bunlar her şeye darbe dediklerine göre, Silahlı Kuvvetlerin her hareketi darbe olduğuna göre 17-25 Aralık'ta darbe dediler çünkü. Tabii canım. Yani kendi aleyhlerine olabilecek düşünce ve yapılara karşı herkese bir şekilde bir karşı bir argüman oluşturuyorlar tabii ki bu aşamada. Ama tabii bu onların herhalde muhtemelen kendi başlarına yapabilecekleri bir davranış şekli veya bir proje değil. Bunun arkasında muhtemelen başka güçlerin verdiği katkılar olduğu kanaatini taşıyorsunuz. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılındaki seçimlere girerken siyasi anlamda değil ama hukuki anlamda kendisinin karşısındaki engeller nedeniyle milletvekili seçimlerine aday dahi olamayacak statüde bir kişiydi. Ve buna rağmen aday oldu. Ama Yüksek Seçim Kurulu tarafından üstü çizildi ve yerine Kemal Unakıtan geldiği için de Kemal Unakıtan isimli bir Maliye Bakanımız oldu. Yoksa da olmayacaktı belki. Evet. Ama o kişilerin zamanında Amerika'da icazet aldıkları görüşmeleri biliyoruz. Efendim ta belediye başkanlığı zamanına dayanan bir takım altyapı hazırlıklarını gazeteler yazıyor. Bütün yayın organları yazıyor. Neticede Amerika'nın bu bölgeye yönelik planlarının uygulamaya konmasında da kendisine sıkıntı yaratmayacak veya bunları kolaylaştıracak bir yönetime ihtiyacı olduğu için iş başına getirildi. Bu arada maalesef kendisiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı sevdasına kapılanlar da oldu. Dolayısıyla önler açıldı. O vesayetler kaldırıldı. Yeni vesayetler konuldu. Dolayısıyla Türkiye bir kadersizlik dönemini geçirdi ama artık herhalde halkımızın gözü açılmıştır diye düşünüyorum. Yani burada da şimdi bir takım kurumları vesayet kurumu diyerek işte bunların en başında Türk ordusu geliyor. Bunları gerekçe göstererek acaba kendi yapmak istedikleri, kurmak istedikleri sistemi önüne mi açmaya çalışıyorlar? Kesinlikle böyle. Yani burada şimdi uzunca bir zamandır başkanlık diye bir konuyu tartışıyoruz. Bu bir tabii algı uygulaması. Yani bir de adama 40 gün deli derseniz adam 41. gün kendi deliline inanıyor. Bazı nazariyeler var. Yok 200 defa bir sözü tekrarlarsanız o etraftaki kişiler bu 200 tekrardan sonra bu işin böyle olduğu kanısına varıyorlar. Bu algıyı alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye uzunca bir süredir başkanlık olayını tartışıyor. Gerekli midir, değil midir? Türkiye'nin başkanlık önce, çok önce olan bir takım konuları var mıdır, yok mudur? Bunlar hiç dile getirilmiyor. Ama hayali bir başkan, ona uygun bir sarayla birleştirilince güzel oluyor demek ki. Evet, yani şimdi milli irade diyerek yola çıkıyorlar. Tabii bu sandık demokrasisi Türkiye'de. Madem ki sandık demokrasisi var, madem ki milli irade var, örneğin en çok darbe anayasası denilen 1982 anayasası, ki o zaman siz görevdeydiniz, %92 oyla kabul edildi. Eğer milli irade ise o da bir irade ve üstelik güçlü bir irade. Ama şunu ben söyleyeyim, 2002-3 Kasım seçimlerinde
AKP'nin aldığı oy %34'tü hatırlamıyorsam. Doğru. CHP'nin aldığı oy da %22 civarındaydı. Toplam %55-56 civarında oy sandalyelerin %100'üne sahip oldu. Evet. Yani bu mu milli irade? Meclise giremeyen %45 vatandaşın oyu var. Mecliste temsil edilmeyen %45 oy var. Mecliste barajı aştığı için temsil edilebilen %55'lik bölüm %100'e sahip. Tabii herkes ısrarla %34 oyla gelen %60'ına sandalyeye sahip oluyor parlamentoda. Evet. Ve her seçim öncesinde televizyonlarda konuşuyoruz. Biz de bugün vaat edelim. Biz de geldiğimiz zaman seçim barajını sıfıra indireceğiz. Yani hani yalandan kim ölmüş? Bunlar ölmüyor zaten. Dolayısıyla seçim barajı indirilmediği sürece bu tablo hiçbir zaman karşımızdan uzaklaşmaz. Mümkün değil. O bakımdan işlerine geliyor. Ne güzel, tıkmadan kolu yorulmadan sizin benim uğraşarak aldığınız %3'lük, 5'lik, 8'lik, 9'luk, 9.65'lik DYP'de olduğu gibi oylar benim keseme giriyorsa ben o zaman bu sistemden çok memnun olurum. Hani deminden söyledim ya, ben demokrasiyi çok çok severim, benim partim kazansa. İşte parti böyle kazanıyor. Tabii sandık demokrasisini bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Artık Türkiye'nin bir çıkışı mı değil mi o ayrıca tartışılacak bir konu ama izin verirseniz bu şeyi Türk ordusunun üzerindeki bir kumpas olarak kendi içlerinde bahsettikleri olayı bir değinmek istiyorum. Çünkü önemli bir konu. Bir şekilde bir şekillendirdiler Türk ordusunu şu aşamada yönetim yapısını, şeklini veya toplumdaki güven algısını bir değiştirdiler. Ve bugüne kadar biz bu işin savcısıyız, tepçisiyiz, işte bunlar bizim işte iktidarımızı devirmek istiyorlardı, darbe yapacaklardı falan diyerek bir takım davalar açıldı. Evet. Ve torba davalar. Şimdi tabii bunlarda meşhur bir işi anlayış var. Bir yeni bir yöntem de getirdiler parlamentoda. Çok garip bir ad koydular, torba diye bir şeye getirdiler. Değişik bir yasama yöntemiyle her şeyi içine atarak böyle karma karışık bir yasal düzen ortaya koymaya başladılar. Şimdi bu özellikle hükümetin başı o dönemde biz bunun savcısıyız dediler. Biz bunun takipçisiyiz. Burada bir vesayet yapısı var ve bu vesayet yapısını biz yok edeceğiz diyerek topluma bir şekilde bunu inandırdılar. Kendi medyalarıyla, başka propaganda araçlarıyla. Ve en sonunda döndüler, dolaştılar. Ve dediler ki bu bir kandırmacaydı veya kumpastı şeklinde. Kendileri itiraf etmek durumunda kaldılar. Evet. Yani peki şimdi bu kadar insanları yıllarca içeride hapishanede tutuyorsunuz. Mesleklerini ediyorsunuz. İnsanları hasta ediyorsunuz. Aileleri mağdur ediyorsunuz. Çocukları mağdur ediyorsunuz. Ölüyorlar. Tabii bunun içinde gururunu yediremeyip insanlar intihar ediyorlar. Ve ne derseniz deyin yaşamda bir 5 sene çok önemli. Ve bu insanların şevklerini, inançlarını bir şekilde zedeleyerek, aşağılayarak insanları. Tabii kişiyi aşağılayarak aslında kurumu aşağılıyorlar. Tabii. Bunu itibarsız hale getiriyorlar. Tabii. Yani şimdi bunların bir düzmece olduğu ortaya çıktıktan sonraki aşamada nasıl değerlendiriyorsunuz bu şeyi? Ne olması gerekiyor? Evet yani Harp Akademisi'nde gidip orada bizi kandırmışlar şeklinde günah çıkartmak ne kadar bu işin altından kalkar? Valla bu işin altından kalkmaz. Ancak komuta kademesinde görevli arkadaşlarımızın alacağı belki radikal tedbirler içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle subay ve komutan kademesinde görev alan personeline bunları çok yakından destekleyen ve devamlı onların ayrılmaz parçası olarak hizmet veren as subaylarımıza ve hatta uzman personelimize yeni bir ruh kazandırılması gerekiyor. Bunların birbirleriyle kenetlenmesi, kaynaştırılması gerekiyor. Evet. Çok eski zamanlarda ben 1961 mezunuyum harbi okulundan. 62 senesinde kıtaya çıktım.
O zaman henüz daha uygulaması çok fazla kulaklardan silinmemişti. Gedikli personelimiz vardı. Uzman şey asubaylara gedikli derlerdi. Ve o yıllarda her ne kadar kalkmıştı ama o gedikli dediğimiz asubay arkadaşlarımız o Erat'ın babasıydı. Koğuşta, uçta onlarla beraber yatardı. Hep uyardık. Koğuşta, er koğuşunda yatardı. Onlarla beraber yatar kalkardı. Teğmen, üst teğmen yüzbaşısının izni olmaksızın evlenemezdi. Yani bir baba şefkati içerisinde komutan durumunda olan aslarına sahip çıkar, onları geleceğe hazırlar. Ancak sen bu işe hazırsın dediği zaman ona evlenme müsaadesi verirdi. Bu da tabii kurum içerisinde gerçekten ast-üst ilişkilerinde çok sıkı, parçalanması çok zor bir olayın yaşanmasının sebeplerinden sadece veyahut da onlara vesileler teşkil edenlerden birisi oluyordu. E şimdi bakıyorsunuz son dönemlerde deminden bahsettiğiniz koruma, kollama falan hani onları gururla söylediğimiz kelimelerdi bunlar. Kesinlikle. Ama kollama bile darbe diye nitelendirip efendim hizmet kanunundan veya ilgili yasalardan, yönetmeliklerden çıkartınca bir de bunun karşısında inanır mısınız ben size bir şey söyleyeyim şimdi. Eskiden biz komutan olarak yani gerekli mülki amirlerle tabii ki şey de bilirdik, koordine ederdik. Hı hı. Böyle 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 bir şey var. Bizim buraya bir opsiyon düşüncemiz var. Siz ne dersiniz? Hay hay. Beraberce karar verirdik çoğu yerde. Sık yönetim ve olağanüstü zamanlarında zaten tam yetkiyle görev yapıyorduk. Ama eşkıyayla mücadelemiz çok çok farklı bir şekilde cereyan ediyordu. Sonra mülki amirin yetkisine verildikten sonra asker kışlasına adeta kilitlendi. Hapsedildi. Evet. Yani kışlanın önüne geliyor terörist, orada pusu kuruyor, ateş ediyor havaya, kışlaya ateş ediyor. Fakat taciz ediyor. Evet. Sonunda mahkemeye gittiğim zaman ben bunun hesabı nasıl veririm düşüncesinden dolayı belki o komutanlar bile gerekli müdahaleyi yapamıyorlar. Yani bu personelin komutanına olan güvenini de sarsıyor. Ulan bizim bir komutanımız var ama adam önümüzde bangır bangır silah atıyor. Adam hadi yürüyün diyemiyor diye bir duyguya sahip olabilirler. O bakımdan bütün bu duygu zafiyetlerinin, bozukluklarının giderilebileceği bir planlama yapılması lazım. Amerika... Peki bu mağduriyetlerin de bir planlanması lazım. Tabii bunların, hepsinin planlanması lazım. Ben size şöyle bir örnek vermek isterim. Muhtemelen arkadaşlarımız çalışıyordur. Ben çok değerli arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum bu kademelerde. Dediğim gibi çoğu da benim yani kendilerine asbelkader hocalık yapmaktan iftihar ettiğim arkadaşlarım. Evet. Amerika Vietnam'dan malumunuz büyük bir başarısızlıkla çıktı. Ve bu başarısızlığın ana nedenleri olarak oradaki askeri personel arasında müthiş bir disiplinsizlik, güvensizlik evet. Her türlü rezalet, her türlü uyuşturucu ve buna benzer bir takım pislikler ve Amerika Silahlı Kuvvetleri o zaman bir karar almışlar. Demişler ki bize geleceğin savaşını kazandıracak bir ordu yaratmamız lazım. Bunun üzerine Amerika'da TRADOK diye isimlendirilen, bizim EDOK diye isimlendirdiğimiz eğitim ve doktrin komutanlığını kuruyorlar. Bunun başına da şu anda ismini tam hatırlayamadım. Bir komutanı getiriyorlar ve A'dan Z'ye personel yapılanmasından, eğitim özelliklerinden, disiplin uygulamalarından, silah ve teçhizattan tutun her şeye hitap eden bir çalışma yapıyorlar. Ve bir müddet sonra bu çalışmanın sonucunda Amerikan ordusunun tabii ki istenen seviyeye gelip gelmediğini de denenmesi lazım. Senaryoyu da yapıyorlar. Irak'ın bölgede Saddam hükümetinin Saddam zamanında özellikle Rusya'nın parçalanmasından sonra Sovyet Sosyalist Birliği'nin parçalanmasından sonra Amerika'ya göre en büyük diktatör ve mutlaka yok edilmesi gereken bir güç olduğu varsayımından hareketle bir senaryo yapıyorlar.
Bu senaryoda, senaryoya göre Irak, Suudi Arabistan'a bir saldırıda bulunuyor. Senaryo bu. Bu senaryoya dayalı önce plan tatbikatları yapıyorlar. Kıtalı komuta yeri tatbikatları, komuta yeri tatbikatları yapıyorlar. Bunlar bizim literatürümüzde olan şeyler. Sonra harp oyunlarıyla, sonra manevralar yapıyorlar. Bütün yaptıkları bu çalışmalarda birlik olarak, birlik bütünlüğü bozulmuyor. Bugün burada, öbür gün başka yerde değil. Hep Arizona çöllerinde, yani Suudi Arabistan, Irak bölgesine benzer özellikteki coğrafi alanlar. Yani fiili tatbikat yapıyorlar fiili yani. Fiili tatbikat yapıyorlar. Simülasyon değil yani. Değil yani. Simülasyon değil. Ha. Tabii yani öncesinde simülasyon, sonra en sonunda fiili manevraya, manevra dediğiniz çok büyük, fiili atışların da yapıldığı bir tatbikat tabii. Bunları yapıyor ve bütün bu çalışmaların başında General Schwarzkopf var. Plan tatbikatından manevraya kadar. Hiç değişmeksizin. Evet. General Schwarzkopf bildiğiniz gibi birinci Irak Harekatı'nda da birliklerin komutanlığını yapıyor. Ben bu konuyla ilgili bir kitap tercüme ettirmiştim. O kitaptan bunları alıntılı olarak söylüyorum. Kesin Zafer diye bir kitap, ismini öyle koymuştuk. Amerikan su Kuveyt'e yönelik Irak saldırısından sonra Körfez harekatı için bölgeye geldiğinde Amerikan askerleri için biz bu harekatı baştan yaşamıştık, baştan bu filmi görmüştük diyorlar. Tek fark Suudi Arabistan yerine Kuveyt. Evet. Tek fark. Bizim de geleceğe yönelik arkadaşlarımızın yaptığını ümit ettiğim çalışmalar kapsamında geleceğe yönelik benzer çalışmalar yapmamız lazım. Tehdidi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tehdit değerlendirmesine yönelik yapılmayan hiçbir düzenlemenin en ufak bir anlamı yoktur. Önce şuradaki lamba gibi tehdidi kafanızın üzerine asacaksınız. Bu tehdidin size olan etkilerini ve bunu karşılayacak imkanları yaratmanın nasıl olacağını düşüneceksiniz. Bunu düşüneceksiniz. Ama böyle planlar yapılıyor da ondan sonra arkasından balıyoruz diye bir dava çıkıyor. Yani yapılıyor, arkasından. Yapılıyor maalesef. Bu maalesef. Gerçekçiymiş ve işi şimdi, olacak, hayata şimdi, geçirilecekmiş şunu, gibi. Şunu tabii üzülerek söylüyorum. Belki kişiler de alınabilir bu konuda ama mesela bir ıslak imza davası diye bir şey çıkarttılar. Evet. Efendim Tayyip ve Fethullah bitirme planıydı önce bunun adı. Hı hı, evet. Sonra Fethullah kalktı ortadan. Efendim AKP'yi bitirme planı olarak şey etti. Efendim bu plan adli zatında başı Milli Güvenlik Kurulu'na dayanan bir planlamadır. Milli Güvenlik Kurulu Türkiye'nin çeşitli sorun olabilecek alanlarına yönelik değerlendirmeleri yapar, ilgililer katılır, yapar. Sonra tavsiye niteliğindeki kararlarını oluşturur. Yani bu planlar hep periyodik olarak yapılır mı askerin içerisinde? Tabii. Tabii yapılır. Yapılır. Ondan sonra Başbakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara talimat olarak gönderilir. Buna yönelik çalışmaların yapılması, zaman zaman denenmesi, planların uygunluğunun denenmesi, yeni elde edilen veriler veya yeni bünyeye dahil edilen imkan ve kabiliyetler ışığında değerlendirilmesi. Örneğin sizin bir piyade tugayıyla sizin bir olayı düşünmeniz başka, bir mekanize tugayla, zırhlı tugayla başka. Ve bu kapsamda çok çeşitli planlar yapılır. Ve bunlar denenir. Bu plana isterseniz balyoz deyin, isterseniz tokmak deyin, ne derseniz deyin yani. Her türlü ismi verebilirsiniz, istediğiniz ismi verirsiniz. Ama Türkiye'nin bu kapsamda yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kapsamda yapılan bir irtica ile mücadele eylem planı yıllardır vardır. Evet. Yıllardır vardır. Milli Güvenlik Kurulu, Başbakanlık, yönel talimat vesaire bu şey doğrultusunda yapılır ve bu denenir. Denenir. O zamanki sayın komutanlarımızın eksik olan noktası bana göre sadece şu. Türkiye nin bir irtica ile mücadele eylem planı evet vardır ama karşımıza çıkarttığınız plan bizim planımız değildir, sahtedir demedikleri için bu çocuklar 5 sene yattılar. Evet. Dursun Çiçek dahil 5 sene yattılar. Değerli bir tanırım, iyi tanırım. Yani var olan bir takım devletin verdiği görevlerden dahi suçlandık, yani onu demek istiyorum. Siz anladığım kadarıyla bu bir fırsata dönüştürülebilir diyorsunuz. Bu yaşanan felaket ve sıkıntılar yeniden bir yapılanmayla mı bunu aşmak lazım? Yani bir mutlaka bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Çünkü
Eğer kademeler arasında bu emir komuta zincirinde bir zafiyet başlarsa, halkalarda bir çürüme oluşursa mukavemeti düşer. Tabii ki. O açıdan bizim yani yeniden mi Türk ordusunun yeniden bir yapılanmasına ihtiyaç var veya bu yapılanma ne şekilde olabilir? Örneğin biz şunu söylerlerdi 90'lı yılların son 1990'lı yılların sonlarında işte 97, 98, 99'larda Türk ordusu bir gecede kimsenin hissetmeden, kimseyi hissettirmeden bir yerden bir yere ve gece vakti 10 bin kişiyi sevk edebiliyordu. Böyle bir şeyi vardı, kabiliyeti vardı. Ondan bahsediyorum. Acaba yani bunlar birilerinde korkuttu mu? Acaba bunlar bu işte ciddi tecrübe sahibi çünkü Türk ordusu hiçbir şey bilmezdi. 88'de biz de yedek subay olarak Güneydoğu'ya gittiğimizde terörle mücadeleyi biz oralarda öğrendik. Türk askeri kendi kendine öğrendi. Kendi kendine şey geliştirdi, strateji geliştirdi, plan geliştirdi. Yani ben çok iyi hatırlarım biz ilk o tarafa indiğimizde takım tertibatıyla inmiştik. Orada bize tim şeklinde döndürdüler ve onun eğitimini verdiler. Yani 40 kişiden 20 kişiye iniyorsunuz. Hangi ayda oradaydınız? 88'in Mayıs'ında. Evet, o zaman bizim yaptığımız planları uygulamışsınız. Ben Edinci Koğulordu Kurmay Başkanıydım. Evet, yani şimdi o zamanlar hakikaten teorik kitaplardan bakılıyordu. Teorile mücadele nasıl olur, nasıl pusu kurulur falan şeklinde. O pratikte yaşaya Türk ordusu bu anlamda dünyanın en yetkin ordularından biri haline geldi terörle mücadele konusunda. Ben şimdi bu konuda biraz da tabii partimizin görüşünü de dile getirerek bir cevap vermek isterim. Tabii şimdi biraz önce bahsettim. Her şeyden önce tehdidi alacaksınız. Tehdit doğrultusunda benim tehdit önceliklerim nelerdir diye ortaya koyacaksınız ve bu öncelikleri nasıl karşılarım sorusunun cevabını arayacaksınız. Bu sizin kuvvet yapınızı ana hatlarıyla ortaya çıkartacak ve kuvvetinizin sahip olması gereken imkan ve kabiliyetleri ortaya çıkartacak. Biz ana hatlarıyla bakış açımız şu: Türkiye maalesef içinde bulunduğu coğrafi durum nedeniyle çok yönlü tehdide maruz kalabilecek konumda olan bir ülke. Veya başkalarının bu bölgedeki çeşitli düşünceleri nedeniyle ortaya çıkabilecek krizlerden çok etkilenebilecek bir ülke. Yani adam Irak'taki doğal gaz veya petrol kaynaklarına göz dikiyor ama oraya yönelik yaptığı harekat sizi etkiliyor. Ha. Adam İsrail'in ta Tevrat'tan, İncil'den bu tarafa gelen vaat edilmiş topraklarına yönelik bunları kazandıracak bir takım operasyonları gizli örtülü bir şekilde yapmaya kalkışıyor. O sizi etkiliyor. Dolayısıyla bizim bölgede meydana gelebilecek her türlü tehdidi çok ince detaylarıyla görmemiz lazım. Bugünden görmemiz lazım. Çok bu güncel kullanılan bir tabirdir. Ben de bunu çok sık kullanırım. Yarınki muharebeyi bugünden yaşamayan komutanın o muharebeyi kazanma şansı yoktur. Doğru. Ama bu siyasi liderdir, ama askeri komutandır. Kim olursa olsun, bakandır, başbakandır, ne olursa olsun bu yarını görecek. Yok, sadece buldum bir mikrofon, hadi biraz da ben sallayayım, olmayacak yani bu iş. Neticede bizim bana göre barış döneminde profesyonel ateş gücü ve hareket kabiliyeti çok yüksek, tamamı profesyonel yapıda bir silahlı kuvvetlere sahip olmamız lazım. Bugüne göre daha küçültülmüş bir ordu ama vurduğu yerden ses getiren bir ordu. Bunu bütünleyici bir diğer bölüm olarak da muvazzaflık görevini çeşitli fırsat eğitimleriyle barış zamanında gideren, yapan, karşılayan, üniversitede öğrenci gelsin yaz tatilinde 3 aylık eğitimin, 3 aylık tatilinin 1 ayını tatil yapsın, 2 ayını eğitim yapsın. Evet.
Ve hatta lise öğrencileri, 18-19 yaşında öğrencilerimiz var, buna benzer. Fabrikalardaki işçiler gidip yazın, efendim tabii ki çoluk çocuğun da ihtiyacı var, tatile gidecek, kampa gidecek vesaire, ama bir belli zaman ayrılsın, fabrikanın sahibi de sen gittin de bir ay bende yoktun diye onu işten atamasın. O plan gereği gitsin, en yakın birlikte eğitimini yapsın, hatta gece de gitsin evinde yatsın eğer müsaitse şartlar. Çalışan insanlar için diyorsunuz. Çalışan insanlar evet. için. Evet. Ve bunlar her an düğmeye basıldığında çok kısa bir sürede %100 hazır hale gelebilecek temele sahip olsunlar. Bunların hayatiyetleri, canlılıkları devam ettirilsin. Buna İsviçre'de, Almanya'da teritoriyel bölgesel ordu diye tanımladıkları ordu tipleri var. Onlar belli zamanlarda, mesela Alman Başbakanı Schmidt, efendim, bir savaş pilotuydu. Rütbesi de binbaşıydı. Ama başbakan da adam. Eğitime gidiyordu zaman zaman. Belli zamanlarda gidip uçuyordu. Yani bizim bu şekilde, diyelim ki 250 bin kişilik çok güçlü bir silahlı kuvvetler, hareket kabiliyeti karadan ve havadan nakli süratle gerçekleştirebilecek bir hareket kabiliyeti olsun. Bir gecede 10 bin değil 100 bin kişiyi gerekirse bir yerden bir yere nakledebilecek gücü olsun. Tehdit neredeyse orada tedbiri süratle alabilecek bir ordu olsun. Hiçbir tehdit bir günde efendim savaşa dönüşmüyor, kriz. Mutlaka bir kriz dönemi yaşanıyor. O kriz dönemi içerisinde de ihtiyat kuvvetler, bütünleyici kuvvetler diyebildiğimiz diğerleri bu arada teşkilatını tamamlasınlar. O kuvvetleri takviye edecek unsurlar haline gelsinler. Ve bizim bugünkünden daha güçlü bir ordumuz olsun. Ama içinde efendim hiçbir ihtiyaç duyduğumuz malzeme eksik olmasın. Biz patriot füzesine ihtiyacımız varsa barıştan itibaren bizim elimizde olsun. Bir şekilde temin edelim. Nereden edeceksek edelim. Ama paşam şimdi o işte 10 bin kişiyi bir yerden bir yere sevk ederken elimizde bir takım şeyler vardı. Araçlar ve gereçler vardı. Helikopterler vardı. Başka şeyler vardı falan filan. Daha sonraki süreçte bu helikopterler biliyorsunuz Türkiye'ye verilmez oldu. Ya şimdi şöyle, Türkiye ödemesini ve parasını vermiş olmasına rağmen verilmedi. Şimdi Sikorsky helikopterlerinin alınış dönemini hatırlıyorum. Onlarla ilgili yapılan anlaşmada bizim önce bir hazır alım, 40-50 helikopter civarında belki bir hazır alım anlaşmamız vardı. Ama bunu takiben Türkiye'de bir üretim tesisinin kurulması anlaşması vardı. Hı hı. Maalesef ortak üretim. Ortak üretim olarak evet. burada yapılacaktı. Ve bunların yapılacak üretiminden sonra işte biz şuraya buraya Mısır'a vesaireye bunları offset kapsamında verecektik. Onlardan bilmem M1 tankları alacaktık vesaire gibi bunlar karşılıklı düşünceler, ama bunlar tabii ki gerçekleşmedi maalesef. Anlaşma yapıldıktan sonra çok şey değişiyor. Çok şey değişiyor. Bizim güçlü olmamız lazım. Bence yani ben Alman ordusunda bunu gördüm. Kışlanın etrafında hakikaten duvarlar var. Üstünde tel çitler var. O duvarların içinde iz tarlası gibi böyle 4-5 metre genişliğinde izler yapmışlar. Yeni bir tel çit daha yapmışlar. Onun bu tarafında o telin üzerinden devamlı devriye görevi yapan, affedersiniz, köpekler var. Kumun üzerinde devriye görevi yapan köpekler var. Onun merkezi olarak bir sistemiyle, televizyon sistemiyle bütün çevreyi 5-6 tane kontrol altında. Şeyden monitörden kontrol eden 2 tane de yaşlı adam var orada. Bir tehdit görürse düğmeye basıyor, alarm tedbirleri uygulanıyor, hazır kıta ayağa kalkıyor. Hemen o bölgeye bakılıyor, ediliyor, gereken tedbirler alınıyor. İşte kriz zamanı böyle yaşanıyor. Birdenbire bir adamı öldürmüyorlar orada. Yani çok nöbetçi vesaire gibi şeyler bile düzenlenebilir. Ama tabii Türkiye'nin özellikle Güneydoğusu bu saydığımız şeylere çok müsait bir arazi yapısına da sahip değil. Maalesef sahip değil. Onun için orada her türlü aleyhimize düşünülen şeylerin başımıza karşımıza çıkması. Peki bu uzman çavuş uygulaması bunun adımlarından bir tanesi mi profesyonel orduya geçme anlamında? Profesyonel ordu da tabii şöyle, yani orduda komutanlar var.
Ta başındaki Genelkurmay Başkanı'ndan tutun takım komutanına kadar. Efendim bunlarla birlikte çeşitli kademelerde görev yapan astsubaylarımız var. Onların da tabii komutan görevleri var, teknisyenler var vesaire. Her türlü yani Gata'da bile sağda solda bir takım yerlerde çok değerli hizmetleri olan arkadaşlarımız var. Bunların da yanında yine onların hizmetlerinin kolaylıkla yerine getirilebilmesi için beraber çalıştıkları adına uzman personel dediğimiz bir büyük ekip daha var. Tabii bunlar birbirinden ayrılmaz. Bunları birbirinden bir şekilde kopartmak, atmak mümkün değil. Ama her birinin farklı statüleri var. Buna da dikkat etmek lazım. Yani oradaki bir Genelkurmay Başkanı'nın efendim sahip olduğu statüyle bir uzman çavuşun sahip olduğu statü bir değil. İnsan olarak kesinlikle öyle bir şey düşünmüyorum ama yani hizmet bakımından, imkan bakımından, ona sağlanan efendim olanaklar bakımından tabii ki farklı olması lazım. Yani bugün bakıyorsunuz bazı yerlerde yanlış uygulamalar da var. Gidiyorsunuz, orada evine giriyorum ben, o sebeple pek gitmem orada evine yani. Gidiyorum. Ya ben akşam buyurun herkesten beraber yiyin diyor. Eskiden giderdik general yeri vardı. Orada şey derdik yani yerimizde dünyanın bütün ordularında bu hizmetler kolay general olunmuyor. Kolay albay da olunmuyor. Kolay başçavuş da olunmuyor. Yani kimse kimsenin yerine göz dikmeden ama hakkı olan hizmeti almak kaydıyla bir takım şeyleri mutlaka hazmeder bizim insanımız. Öyle hazımsız da değildir. Yani hakkı olmayanın verilmesinden mutlu da olmaz esasında. Sayın Paşam, şimdi bir konu benim dikkatimi çekiyor. Şimdi bu tarihi incelediğimiz zaman Anadolu coğrafyasında genellikle işgaller hep denizlerden olmuş. Şimdi bu son zamanlarda yapılan, Türk ordusuna karşı yapılan bu operasyonlarda ağırlıklı olarak denizcilerimizin üzerine bir operasyon yapıldı. Ve bu şekilde de ortada net olarak ortaya çıkıyor bu. Evet. Acaba buradaki kasıt nedir? Yani deniz kuvvetlerini güçsüz kılarak veya itibarsız kılarak veya başsız bırakarak veya tecrübesiz bırakarak orada bir zafiyet yaratma mıdır? Kesinlikle. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Kesinlikle böyle düşünüyorum. Bu planlı bir harekattır. Neticede Türk deniz kuvvetlerinin özellikle bu yani 10 yıl öncesinden itibaren geriye olan dönemi düşünürsek yapılan planlı çalışmalar sonrasında mesela MİLGEM projesi vardı, Milli Gemi Projesi. Evet. Deniz kuvvetleri kendi tersanelerinde kendi gemilerini kendi işçisiyle, kendi olanaklarıyla dışa bağımlılığı en asgari seviyede olacak şekilde yapar hale gelmişti. Böyle bir deniz kuvvetleri Türkiye'nin Barbaroslar dönemini yeniden yaşaması anlamına gelebilir. Evet. Bu böyle bir deniz kuvvetleri Karadeniz'den tutun Akdeniz Cebeli Tarık'a kadar bir güçtür. Nitekim Somali'de bayrak gösteriyoruz. Hint Okyanusu'nda bayrak gösteriyoruz. Evet. Şu anda bayrak gösterme değil, görev yapıyor o denizcilerimiz. Yani bunlar hakikaten cansiperane bir şekilde görev yapıyorlar. Gidiyor adam 3 ay, 4 ay evinden ayrı, 6 ay. Çocuğu doğuyor, çocuğunu görmüyor, geliyor. Evet, bu benim çocuğum evet, mu diye evet. Sarılırken. Aylarca denizlerde. Aylarca denizlerde. Evet. Ve büyük bir fedakarlık içerisinde, feragat içerisinde yapıyorlar. Şimdi bunlardaki bu birlik ve beraberlik ruhunun bir şekilde büyük ölçüde zedelenmesi sonucuna vardı. Yapılan bütün bu planlı hareketler. Yani bir köstebek bulunuyor. Donanma komutanlığında bir yerin altına evet. Parkelerin altında CD parkelerin çıkıyor. Parkelerin altına çuvallarla konuyor. Tabii onu oraya koyan hepsidir, o ayrı. Onu oraya koyan, görmeyen de o da suçludur evet. Bu işte. Savcı da geliyor, başlıyor tepinmeye. Nerede tepineceğini biliyor savcı. Nereye konduğunu biliyor çünkü. Çünkü nereye konduğunu biliyor. Ah buldum diyor. Git başka yerde tepin yani. Yer mi yok? Avluda tepin, başka yerde tepin. Ondan sonra sonra bir bakıyorsunuz. Efendim Poyrazköy davası, bilmem ne davası, adamların evet. Canına ama insanların canına okuma, onlar hepsi razı bu şeye, zulme razı, kişi olarak razı. Ama deniz kuvvetleri adına razı değil. Doğru. Silahlı kuvvetlerin eski veya emekli bir personeli de olsam, silahlı kuvvetler adına ben de razı değilim. Deniz kuvvetlerimizin böyle yıpratılmasına, diğerleriyle beraber yıpratılmasına kesinlikle razı değilim. Bu esasında vatana ihanet diye bir suç varsa,
bu suçla birlikte düşünülmesi gereken bir olaydır. Kesinlikle. Şimdi aslında tabii sizin geçmiş meslek yaşamınızla ilgili epey bir süremizi götürdük. Çok az bir zaman kaldı. Ben aslında merak ettiğim iki husus daha vardı bu şey içerisinde. Birisi Süleyman Şah Türbesi operasyonu, diğeri de bu Ege Adaları'nın Yunanistan'a terk edilmesi. Yani bu konudaki bir şey yok. Merak ediyorum açıkçası. Evet. İki konuya da değinmeye çalışayım. Süleyman Şah tabii zamanında ta Osmanlıların Anadolu'ya doğru gelişleri esnasında efendim Osman Gazi'nin büyük dedesi olan Süleyman Şah tarafından o bölgeye veya ekibinin kayboyunun getirildiği ve orada bir yurt arayışı esnasında Fırat Nehri'ne düşerek iki korumasıyla veya üç korumasıyla birlikte boğulduğu tabir edilen, anlatılan bir olaya dayanıyor. Evet. Ve orada defnedilmiş. Daha sonra tabii o kale bir itibar noktası olarak kabul edilmiş. Gerek Osmanlılar döneminde, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri veya Türkiye Cumhuriyeti döneminde. Napolyon bile oraya kadar gelmiş ama o kale teslim edilmemiş. Yani düşün. Şimdi sonra tabii Suriye bu işten memnun olmadığı için illa bu kalenin yerinin değiştirilmesi vesaire diye bir takım efendim yakınmalarından sonra ki Ankara Anlaşması ile Fransızlar yapılan Ankara Anlaşması ile de Türk toprağı olduğu teyit edilmiş bir toprak. Tabii. Yani Suriye baraj yapacağım diyerek yer değiştirmesi talep olmuş. Baraj yapacak yapınca su altında kalacak. Evet. Bunu uygun bir bölgeye çekelim deniyor ve bir bölgeye çekiliyor. Ondan sonra o bölgede de gene baraj yapılacağı, baraj sularının altında kalacağı iddiasıyla Türkiye bir kere daha onun yerini değiştirmek zorunda kalıyor. Sonra bu IŞİD denen ve maalesef bizim yetkililerimizin de adeta bilerek yarattığı bela nedeniyle tekrar bu toprakların efendim yeniden başka bir noktaya getirilmesi diye bir konu ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz işte Suriye Eşmesi denen bölgeye geliyor. 3 defa karınca gibi atlı atlıya geliyor. Yani biz korkarım bir sonraki adımda artık Türkiye hududunun hemen üzerinde olan bu türbeyi Türkiye hududunun içine alsak belki ona bile karışacaklar. Çekin buradan götürün Sivas tarafına falan diye. Yani bu tamamen bir basiretsizlik. Evet. Vatan toprağının vatan toprağı olarak belirlenmiş bir yurt parçasının çok aciz bir şekilde teslimliğinden başka bir şey değildir. Bunun önlenecek falan hiçbir yanı yoktur. Evet. Bu tamamen basiretsizliktir. Tabii ben bunda özellikle siyasi iradeyi suçlu görürüm. Silahlı kuvvetler verilen emri yerine getirmiştir. Tabii ki. Bir konumdadır. Tabii ki. Bu Ege Adaları'nın durumuna bakarsak biz çok uzak bir tarih değil. Ege Adaları'nda yine deniz kuvvetlerimizin şu anda belki isimlerini tam hatırlayamayacağım ama o zaman gencecik fertleri olarak oraya cansiperane bir şekilde canını verircesine oraya her şeyi gözünü karartırcasına hükümetin aldığı bir karar doğrultusunda giden Kardak kayalıkları ve bayrağımızı Kardak kayalıklarına diken personelimiz evet. Bu işte deniz kuvvetlerine yönelik yürütülen operasyonlarda hedef kişi oldular. Evet. Bunların evet. İçerisinde Pekşen falan olacak galiba soyadı yanılmıyorsam. Yani bir takım arkadaşlarımız bize göre genç tabii. Onlar hakikaten çok başarılı şekilde Kardak olayını gerçekleştirdi. O olayı gerçekleştiren siyasi iradeyi de takdir etmek lazım. Bu bayrak ya dikilecek ya dikilecek. Ben o görüşte olurum veya olmam ama bunu söyleyebilen kararlılık gösterilmiş diyorsun. Evet. Kararlılık gösteren lidere ihtiyacımız var. Evet. Ne olursa olsun. Şimdi o Ege Adaları'nda bizim tabii çok sayıda kayalığımız var. Bunlar Adamada değil esasında kayalık, kaya parçası. Evet. Medcezir olayında ortaya evet, çıkıyor, evet, belki evet. Batıyor. Bir kısmı daha büyükçe yerler. Yani canlı varlık yok. Bunu bizim eski Milli Savunma Bakanı Genel Sekreteri Albay Ümit arkadaşımız dile getirdi ilk defa televizyonda, ben de izledim. Çok sayıda bizim bu adalarımız gözümüzün önünde baka baka gözümüzün önünde Yunan Genelkurmay Başkanı geliyor. Orada bayrak töreni yapılıyor. Töreni yapılıyor, evet. Karşılama yapılıyor. Ondan sonra sanki bu adalar bizimdir gibi yapıyor. Biz de seyrediyoruz. Maalesef. Bu da bizim şu andaki hükümetimizin
büyük bir basiretsizliği, bundan önceki de dahil tabii, bundan öncekilerde de kaç senedir oraları işgal ediyorlar bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, eğer bu fütursuz davranışlara karşı Yunanlıların bu şımarık davranışlarına karşı siyasi irade Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gidin orada hakkımızı muhafaza edin emrini verseydi bugün o kayalık ada vesaire ne derseniz deyin hepsi ama canımız pahasına ama kanımız pahasına Türk bayrağının dalgalandığı yerler haline gelirdi. Şimdi bakalım Lozan'da vardı öbür tarafta yoktu nereye kadar uğraşacağız bilemiyorum. Acaba İhsan Akla şu da giriyor o dönemde parlamentoya giremeyen o dönemin sayın başbakanı daha sonraki süreçte başbakanlığı alır almaz ilk yurt dışı gezisini Yunanistan'a yapıyor. Evet. O dönem başbakan Simitis ve Simitis de baş başa ikisi hiçbir bürokrat veya dışişlerinden bir yetkili veya bir bakan olmadan baş başa bir görüşme yapıyorlar. Ve en sonunda Yunan sözcüsünün ifadesi şöyle, ilk kez Türkiye'de Atilla olmayan bir başbakan var, desteklenmesi gerekir şeklinde. Böyle bir aralarında bu muhabbet mi var sizce? O biraz ondan mı kaynaklanıyor? Aralarındaki muhabbeti tabii ki hep zaman zaman şahit oluyoruz ama yani herhalde bitme noktasındayız. Evet, evet sonuna geldik. Yani, ben aslında adaylık konusunu ve siyaset konusunu değinemeden programı bitireceğiz. O açıdan olsun, ben üzülüyorum. Olsun. Biz de tabii tamamını burada zikredemeyeceğim çok veciz özdeyişler var, sözler var. Yani Türkiye gerçekten çok büyük bir ülke, çok büyük bir devlet, çok yani bir benzetme olursa çok büyük bir gemi. Ama bizim epeydir dümenimiz bozuk. Dümen mi bozuk, kaptan mı bozuk? Dümen de bozuk, kaptan da bozuk. Bizdeki laf da şöyledir biliyorsunuz. Şaşkın kaptana düşer dümeni bozuk gemi ve terazinin olur dirhemi diye devam eder. Biz bunu yaşıyoruz maalesef. Evet hocam. Evet isterseniz bilmiyorum ne kadar bir zamanımız kaldı. Arkadaşlar programın sonuna geldiğimizi ifade ediyorlar ama artık bir bugüne gelsek de bir bu siyasi kimliğinizi de bir değinsek ve seçmene, vatandaşa, topluma mevcut siyasi yapıyla veya söylemek istediğiniz mesajlarınız neydi? Onları ifade ederseniz ondan sonra da kapatalım isterseniz. Efendim, başında da arz ettiğim gibi ben Merkez Parti Genel Başkan Yardımcısıyım. Görev alanım terör, güvenlik ve milli savunma. Evet. Yani mesleğimden kaynaklanan bir görev alanı var. Bu görev alanı da biz Sayın Genel Başkanımıza bunu aramızdaki görüşmelerde söylemiştim. Bütün siyasi partilerde ve programlarında, tüzüklerinde bu milli savunma, terör, güvenlik vesaire konularında mutlaka birkaç cümle veya paragraf vesaire vardır. Ama hiçbir partimizde bu alandan sorumlu bir genel başkan yardımcısı yoktur. Evet. Bunu ben arz ettim kendilerine. Böyle bir genel başkan yardımcılığının olması halinde daha bilinçli bir şekilde konuyla ilgilenebilir. Yani ilk kez bir siyasi yani parti diyorsunuz, bu anlamda bir şey oluşturuldu, kadro oluşturuldu. Evet, yani bu sanki kendim için bir şey istiyorum, yani kendim için bir şey istiyorsam namerdim ama önce de böyle oldu. Ve biz bunu şey ettik, bizim partimizde üstlendimiz, evet. Resmileştirdik. Tabii Merkez Parti şu andaki iş başında olan AKP hükümetinin, proje partisinin ve proje hükümetinin yarattığı boşluğu mutlak surette doldurmak ve Türkiye'nin karartılmış olan geleceğinin yeniden aydınlığa kavuşturulmasını sağlayabilmek amacıyla kurulmuş olan tamamen merkezde oluşan bir siyasi partidir. Merkez diye söylüyoruz, merkez sağ bile demiyoruz. Çünkü merkezin ne sağı olur, ne solu olur, evet, ne ortası olur, ne başka yeri olur. Ve dolayısıyla herkesin bünyesinde barındırabilen, oluşturabilen, evet, bir anlayışa sahiptir. Her görüş sahibi insanın içinde bulunduğu bir partidir. Bu sebeple üzerinde çok oyunlar oynanmaktadır. Biliniyor ki vatandaşımıza biz kendimizi yeteri kadar anlatır ve vizyonumuzu, misyonumuzu, hedeflerimizi, ilkelerimizi tam bir uygun ortamda dile getirebilirsek, bir diğer deyişle kendimizi
bugüne kadar olduğundan daha iyi tanıtabilirsek vatandaşımız da bize teveccüh edecektir. Vatandaşımız çünkü bu durumdan memnun değildir. Vatandaş Türkiye'nin göz göre göre parçalanmasını, bölünmesini, Türk bayrağının rezil bir şekilde yerlerde çiğnenmesini, yakılmasını istememektedir. Vatandaş Türkiye'nin ve torunlarımızın, çocuklarımızın geleceğinin karartılmasını istememektedir. Elden gelen paralarla, nereden geldiği belli olmayan milyar dolarlarla yürütülen bir ekonomi istememektedir. Bugün var olan ekonomi yarın bir gecede çekilen milyar dolarlar nedeniyle birdenbire sıfır noktasına gelebilir. Bugün öylesine döndürülüyor. Dolayısıyla Merkez Parti gerek idealleri tespit edilmiş olan temel prensipleri gerekse bünyesinde barındırdığı ve kendisine güç veren personeliyle, mensuplarıyla geleceğin Türkiye'sini yeniden inşa etme görevini üstlenmiş, bunu misyon olarak kabul etmiş ve bu amaçla ortaya çıkmış olan bir partidir. Tek eksiğimiz üzerimizdeki yoğun baskı nedeniyle arzuladığımız tanıtımı tam olarak yapamamaktır. Eğer yapsaydık vatandaşımız bugün bizi çok daha farklı tanımış olacaktı. Buna rağmen önümüzde 42-43 günlük bir zaman var. Çeşitli televizyon görüşmeleri vesaire, bunlar da sağlanacak imkanlar neticesinde, bizim sağlayabileceğimiz imkanlar neticesinde biz vatandaşa kendimizi tanıtmayı hedefledik. Var gücümüzle çalışıyoruz. Sevgili Paşa. Sadece 4 parti olmadığını, 5. partinin ve esasında oradaki kilidin anahtarını elinde tutacak partinin Merkez Partisi olduğunu da buradan bağırıyoruz. Sevgili Paşam, tabii bu sadece siyasi kadroların veya insanların uğraşarak başarabileceği bir konu değil. Bunun başka aktörleri de var. Onların da desteği gerekiyor. Ama Türk toplumunun karşısına hep aynı seçenekleri, aynı aktörleri bir şekilde koyarak zorunlu bir seçme şansı bırakıyorlar. Evet. O nedenle acaba bu sandık demokrasiyle ne kadar bunlar başarılabilir veya çözüme ulaşılabilir? Tabii bunlar önümüzdeki süreçte konuşup tartışabileceğimiz konular zaten bir şekilde. Evet. Taraf olarak edilmediler gelmesin. Vatandaş da biraz daha bilinçli şekilde körü körüne 2 kilo nohut, 3 torba kömür için gidip mecbur kaldığı için vermesin. Vatandaş mecbur. Eğer oy vermezsen senin çocuğunu okuldan kaydını sileriz, başka yere veririz. Veya bu yardımları sana yapmayız. Aç insan. Türkiye'de tehditlerle. İşsizlik resmi rakamlarla bile %15'lerin üzerine çıkmış. Kesinlikle. Civarında işsizlik var. Yani ne yapsın bu adam? İş var da çalışmıyor mu? Çalışamadığı için onun vereceği 30 lira, 40 lira çocuk parasına bile muhtaç durumda. Ve onun taleplerini de yerine getiriyor. İşte vesayet bu. Evet. Esas vesayet bu. Vatandaş üzerinde kurdukları vesayet bu. Teşekkür ediyorum katkılarınız için, programımıza konuk olduğunuz için Sayın Paşam. Siyasi yaşamınızda da başarılar diliyorum. İstanbul 2. bölgeden adaysınız. Mesajlarınızı bu dar çerçeve içinde de olsa bir şekilde vermeye çalıştınız ama muhtemelen önümüzdeki günlerde yine buna benzer bir takım programlarda başka alanlardaki düşüncelerinizi almak isteriz. Her zaman sizi ağırlamak isteriz. Eksik İnşallah. Olmayın geldiğiniz için. Hani televizyonlarda yapılan şarkı türkü yarışmalarında adaylar çıktıkları zaman diyorlar ki efendim Hüsamettin'e oy vereceksen işte 4836 Hüsamettin yaz 22-22'ye gönder falan diyorlar ya benzer şekilde. Benim iletişim adresim erolçutal@gmail.com. Bir yerde kolay bir şey, ismim orada. Evet, bunu izleyicilerimize evet bunu izleyicilerimize bir hatırlatmış olalım. Sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben imkanı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Gelecek programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.